Merhabalar yeniden. Bilet Seferi'ne hoş geldiniz. Efendim öncelikle geçen bölümün sonunda bir Habistaç şeyin Talsi'nin orayının topraklarının içinde gibi bir ibare çıkmıştı. Ben de burada nereye kadar yayıldı falan bilmiyorum demiştim de halbuki şuralara kadar yayıldığını hatta buralara kadar yayıldığını unutmuşum. Yani herhangi bir yerde olabilir şu an o Habistaç. Denk gelirsek alırız bakalım. Şimdi burayı talan etmişti birileri. Burayı bir tahmin edelim. Orayı talan eden orduyu Wörzek halletmişti. Wörzek bana henüz savaş açmadı çok şükür. Şuraya bir garnizon binasını dikelim o zaman. Şunu da diktik miydi mis gibi olur. Seninle Kıkırdak Vadisi'ne dalalım mı direkt? Maç vaziyetinde gelip oraya destek verip experience kazanma olasılığın var mı? Senin yok. Senin var mı? Senin var. Okey sen gel o zaman. Okey, saldırıyı da sen düzenle. Böylece Elspeth'e bir veda hutbesi okumuş oluruz. Orduya sıkıntı çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Tamam, güzel. Gereksiz derecede hasar aldı ama neyse önemli değil. Orayı da aldık ve Elspeth'in sanıyorum son şehri ve son ordusuydu yanlış bilmiyorsam. Aksiyon yok edildiği Wissenland ve Nöln. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç tane işim yeri kaldı kısa sefer zaferi için? 9. Nice. Şuradan Carfrance'ı bir indirelim öncelikle. Aa sahi şurada, şurası bir kuşatılmıştı. Buraya ne diyor? Kuşatma altında tutmaya devam edeceksin. Bana saldırırlarsa yenerim ben bunları. Rahat yenerim. Deminki savaştan da cesaret alarak söylüyorum bunu. Ama yani kuşatma altında tutarlarsa, beni şeye zorlarlarsa, arazi savaşına zorlarlarsa, meydan savaşına zorlarlarsa o biraz sıkıntı. Vani büyüleri var mıydı? Büyü rüzgarı fazla yok ama büyüleri de yokmuş. Büyü almamışız. Sadece iyileştirme büyüsü var işte. Okey. Oraya desteğe gidecek fırsatım olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Şurada bir Carfrance toprağı vardı. Orayı Wörzek almış. Okey. Okey. Ya ben Wörzek'le iyi geçinsem ne kadar güzel olmaz mı aslında bir düşünüyorum da. Şöyle ona mesela Nidling'le Wurtbend'i ona satsam. Über kanka olsak buralarda. Hiç müttefiğim yok. Yeşil derili müttefiğe hayır demem. Ne kadar güçlüsün sen mesela? Yani güçlü. Güçlü. Fena bir güçte değil. Yani başka potansiyel müttefikim kim olabilir diye düşünüyorum da yine şey olabilir anca. Ezek olabilir. O da yeşil derili. Buralara girmişken bence bunlara dalmaktansa ben gidip ne bileyim elflere kuzeye çıkmayı tercih ederim. Kislev'e falan dalmayı tercih ederim. Bunlarla arımı iyi tutarsam güneylerimi güvenceye güney kısımlarımı güvenceye almış olurum. Özellikle de cücelere karşı. Cüceler savaş açarsa onlara da savaş açmış olur bir müttefiklik ayarlarsam. Tamam. Tamam. Düşünelim. Ben o zaman şunu yıkacağım. Bunun yerine bir garnizon binası. Aman askeri bina dikeceğim. Buraya da aynı şekilde. Bu ikisini direkt ona vereceğim. Askeri bina diktiğinizde çok daha değerli hale geliyor şehirler malum. Buraları onlara satacağım direkt. Seninle bir işimiz kaldı mı? Kalmadı. Şunu bir alayım da. Teşekkür edeyim hizmetin için. Sen ise... Willed'in yanında dolaştırmaya devam edeceğim. Ya bu Kıkırdak Vadisi'ni de aslında şeye satsam, Durutu'ya satsam... Onunla da en azından savaş açmayacak kadar iyi geçinsem... Durdu kimle ne ittifakında? Talsin'le ittifakta. Biriyle savaşırsam diğeriyle de savaşmak durum. Bir dakika. Savunma ittifakı mıydı? Evet. Talsin bana savaş açarsa bunlar açmaz ama. Yani vampirlerle orman elflerinin iyi geçindiğini hayal edemiyorum ama. Dur bakalım düşünürüz önümüzdeki tur. Sen şimdilik bir Fjeldorf'a kadar gel. Hatta şuraya gel birazcık da büyü tazeli arada. Biletle ne yapacağımı önümüzdeki tur karar veririm. Bunları aldık. Şuradan biraz daha hazır alalım. Persis Kral sen birazcık daha yara izli gazi ol. Tamam. Kır bir şey yapamıyorum şu an. Şuradakiler... peşinde değil de diğer cüce ordusunun peşinde gidiyordu. Kendilerinin nerede olduğunu bilemiyorum. Neyse şuralarda başka bir cüce ordusu buluruz herhalde kendimize.
Abi suikast düzenleyecek insan bulamıyorum ya. İnsan derken tırnak içinde insan. Skrek'le durduk yere başımı belaya sokmak istemem. Onlar da güçlü gibi nispeten galiba. Evet. Skarbrand'de başımı belaya sokabilirim ama kaç diyor yüzde olarak? %22. Hmm. Diğer orada aşağı doğru indi. Onu yakalarsam daha iyi olur. Yes. Bu yüzde... Ya birimlere saldırı mı? Abi daha demin Karanak buradaydı ya. Başka bir orada mıydı yoksa? Ha şurada o. Bu tur kimseye suikast düzenleyemedik. Düzenlemeyi deneyemedik daha doğrusu. Okey, Güney Silvanya. Şu bina kurulu. Özellikle istediğim bir bina şu olabilir. Şöyle bakıyorum. Ölü çağırıcıların kapasitesini arttırmak istiyorum ama burada değil ya. Burada birazcık daha para basayım ben. Büyüme mi bassam yoksa? Büyüme basayım hadi, büyüme basayım. Ana yerleşim yerimin olduğu yer sonuçta. Burası ikilenebilir. Böyle kalsın. Diplomatik olarak. Majesti'yle hala aynı seviyedeyiz. Ticaret anlaşması için. İşte o suikastı bir gerçekleştirsem görevi de gerçekleştireceğim. O da bana ekstra diplomatik şey verecek. Manfred'le. Olur. Varım. Ama ondan önce askeri geçiş alalım bir. Onun parasını alalım. Okey. Diplomasi. Ah, siz de görün. Çok yaşa dediğinizi duyar gibi oldum çünkü. Morse Klanı'yla saldırmazlık anlaşması. Sen... Tamam, hatta ticaret yapıyormuşuz zaten. Tamam, seninle saldırmazlık yapalım ya. Biraz daha güçlenirsen belki bir işime yararsın. Ticaret, Drakenhof bekliyorum. Hüyük Lejyonu'yla savunma ittifakı. Şöyle bir bakayım öncelikle. Biraz zayıflamış. Belki bir ihtimal konferansını kabul eder diye baktım ama henüz o seviyeye gelememişiz daha. Çok uzak değil ama. Okay. You are blessed. Şunun bir yetenek puanını vereyim. Ölümsüz irade. Celiciğime. Jöleciğime. Kırnak Vadisi'ne bir... Ya ben bunu bunlara satacağım mı? Ya bak hala karar veremedim ki vedalsam. İstediğim şey aslında Kis'le vedalmak. Ya da şuradan cücelere dalmak. Sen kimle savaş halindesin şu an? Slaanesh'le mi? Ne alaka ya? Yani çünkü bu tarafa daha fazla yayılsam yani bunların bana savaş açmama ihtimali yok. Ama bunların yani şurayı satarsam falan bir savaş açmama ihtimalleri olabilir. Tamam. Evet, tamam. Plan o şekilde. Burada bir fil dişi yapmayı isterdim elbette ama hayır, ben bu orman elfleriyle ve buradaki yeşil derililerle ikisiyle birden iyi geçinmeyi deneyeceğim. Başarılı olur muyum, olmaz mıyım ondan emin değilim ama deneyeceğim yine de. Şunları bir yap. Bunlar bu yerleşim yerlerini çok daha değerli hale getirecekler. Vlad, sen yavaş yavaş cücelere doğru harekete geç. Şuradan burada kendi topraklarının dibinde bekle öncelikle. Okey, Wurzek veya Durtu bu tur bana savaş açmazsa bir süre daha savaş açmamalarını sağlayabileceğim. Ha, şu detayı unuttum ben. Hala saldırmadı tabii bu bana. Tamam, böyle kalsın bu. Belki bir destek birliği falan da gönderirler, o sıkıntı olur ama. Cücelere gitmeden önce oraya uğrayabilirim o zaman belki. Veya şuradan yeni bir ordu mu bassam ya? Vlad'i hiç yolundan etmesem mi? Burada bunlar var. Çok da bir kalite farkı yok ordular arasında ama. Tamam ya, şuradan bir ordu basayım. Şu yeni aldığım lordla gideyim. Al abi hepsini. Önümüzdeki tur alırım bu tur.
bakım masrafı ödememe gerek yok. Nasılsa full canla geliyorlar. Okay. Sen bile dediğin yanında geziyorsun. Sen kuşatma altındasın. Sen... 121 çok az. Aşağıdaki ordulara umarım ulaşabilirim. Burada kimse var mı? Okey, varmış. 42, 42, 40. Karanak dene. Başardı mı? Vallahi başardı. Başarısız. Hayır, başaramadı. Peki, peki tamam. İki kere %42'nin tutmaması normal, doğal. Olur öyle şeyler. Hayır. Karanlık umurumda değil de işte Manfred'le aramayı tutmak istiyorum. Bir tane başarılı olsam hayvan gibi şey veriyor bana. İlişki veriyor. Nerede? Artı 40 ilişki veriyor. Çok işime yarar. Okay, sen oradaydın. Siz ikiniz. Şurada bir Torgrim ordusu görüyorum. Bunun ihtimali düşüktür varsa bile. Ki yokmuş zaten burada suikast düzenleyebileceğim birileri. Bir suikast düzenlenecek insan aranıyor gerçekten. İnsan derken... Burada var mı kimse? Yok. Ya arkadaş, hiç mi kahraman basmadınız? Nerede bu kahramanlar? Yok, kimseyi bulamıyorum abi. Çok acayip. Maalesef. Üstüne para vererek de anlaşma yapılabilir ama işte o görevi yapsan zaten cart diye mis gibi o üzerine para verecek. Neyse, önemli değil, acelesi yok. Hepsi olur. Karakol mevcut derken, ha, gerek yok ona. Zaten yakın zamanda konferansına katacağım hayalindeyim onları. Hadi, bu turda savaş açmayın. Bu turda savaş açmayın. Dayanın. Okey. Saldırmayı tercih etti, okey. Deminki savaş gibi kazanacağımı umut ve tahmin ediyorum bakalım. Okey. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Yine aynı şekilde şuraya yığılacağım. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Öne siz geçiniz. Arkasına sizler geçiniz. Zaten bana saldırdıktan sonra hepsi güruh haline gelecek. Çok önemi yok bu dizilimlerin ama olsun. Biz ikinizi belki şeyin üzerine yollarım. Tankın üzerine yollarım, buhar tankının. Sen tabii ki bu savaşta olayı çok kolaylaştıracak olan birimsin. Geçen seferki gibi orada birilerini bıraksam mı diye düşündüm de hiç gerek yok. Siz de gelin abi şuraya. Tamam mı? Kimse kaldı mı orada? Kalmadı. Burada mı herkes? Burada. Başlayınız efendim. Aa, şey dikmeyi unuttum. Neyse dikelim şimdi. Buhar tankının mühimmatını harcıyor mu? Harcamıyor. Direkt duvarlara tırmanmayı tercih ediyor anladığım kadarıyla. Hiç fark etmez. Şuralara kırmanın bir esprisi olmadığını gördük bir önceki savaşta. O yüzden direkt şunları kırarım. 2000'lik sanki geçen savaşta iyi yaptı gibi ya. Özellikle tekli birimlere karşı isabet ettirdiği zamanlarda en azından bayağı hasar vurdu. Galiba ikisini onlardan yapmayı tercih edeceğim bu sefer. İstatistiklerini kısaca karşılaştırayım. 4500 önemli değil. 2660-220. 2660-220. Temel menzilli hasar daha düşük. 70-50-10. 65-30-5-10. Yani istatistik olarak daha iyi de işte. Saldırı animasyonu nedeniyle çok vuramıyor gibi geliyor bana her zaman. Tankının üzerinde iki tane güvercin diyecektim neredeyse. Yarasa yollasam acaba ne olur? Yok ya, buhar tankı yakında işte değildi yanlış hatırlamıyorsam. Hazır ve nazır bekliyor. Kuru kalabalık ordum.
Köpek besliyorlar aynı zamanda. Andetler hayvanseverlikleriyle bilinir. Hayvan mezarlığını izleyen herkes bunu teyit edebilir. Siz de gidip orada menzilli saldırılara falan kurban gideceksiniz. Şurada bekleyin en iyisi. Önden imparatorluk şövalyelerini gönderiyor. Ya, az bir şey hasar almışlar gibi. Nereden aldılar? Ha, vampirsel yozlar yüzünden aldıkları hasarı o. Tamam. Bu savaşta almalılar hasarı. Sen uçuyormuşsun ya. Neden bunu uçtuğumu söylemedin? Gidelim birilerine suikast düzenleyelim o zaman. Nerede lordları? Burada. Yok, burada birileri var. Bu hasarı sen kuşatma yüzünden mi aldın yoksa şu an vurduğu için mi aldın? Takılsam böyle. Oldukça şunu yap şu adama. Burada ne durumdayız? Geldiler mi? Tamam. Hep beraber girebilirsiniz. Siz ikiniz girmeyin sadece. Gerek yok. Bir savaş. Hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Deminki savaştan daha kolay yani. En azından bu sefer Karl Franz bilmem ne yok. Sayıca da daha fazlayım galiba deminki savaşa nazaran. Şu tabancacılar bir sıkıntı yaratıyor gibi. Şu narla tepelerine çökmeyi deneyeyim. Hatta sen de gel, sen de çök. Abi rüzgarlarım bitmiş. Okey. Yakın dövüşte de iyi bir abi sonuçta, bu sorun olmaz. Azıcık izleyeyim dedim de çok karanlıkmış, göremiyorum ya. Peşinden koşmaya gerek yok. Ne yapıyorsun? O kadar da değil. Tamam, emir verdik. Emiri uygulamanı isterim de yani o kadar da değil. Bunlar tamam. Şu abiye dalayım şimdi. Okey. Şurada kaçanları sağ bırakmazsanız şahane olur benim açımdan. Onlar kaçtı gibi ama en azından şunları yakalarsınız. Onu da yakalayabilir misin ya? Hadi, 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 hadi. Bir şarj etsen yeter. Öldü galiba değil mi? Süper, süper. Şunları yakalayın şimdi. Şuradakiler nedeniyle hala savaş bitmedi. Onlara gidip de alırım, sorun değil. Bu artankanın tabii birazcık hasar potansiyeli var ama idare ederiz ya, o kadar da değil. Şu herifin kelini görüyor musunuz? Kelini bir kullansa zaten, o keliyle bir güneş ışığını bir yansıtsa düşman kör olur. Direkt yakın dövüş saldırısı sıfıra iner. Şuraya dalınız. Bu ikisi pek bir şey yapamıyor gibi. Okey, abi sana emanet o zaman oralar. Kendini halledebilir misin? Okey. Birazcık tahmin ettiğimden daha fazla hasar alıyor. Çünkü antibiyotiklerin falan arasında kaldı. Çık abi oradan sen.
Çıkamadım mı? Öldüm mü? Yapma. Öldüm galiba. Yani adam ölümsüz. Çok sorun değil. Geri gelecektir. Ki bu savaştan sonra zaten lave edecektim ama. Neyse. Dostum gelmiyor musun? Saldıran sendin sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani benim onun üzerine mi gitmemi bekliyor şu an gerçekten? Abi saldırama ya. Uyuzluğa gel. Okey, gelin bakalım ne diyelim. Elfler saldırmamakta ısrarcı. Vay be, o adam ne kadar hızlı öldü ya. Biraz fazla küçümsemişim ya da adamı fazla büyüttüm. Herhalde level falan da düşüktü onun. Şuradaki kuleleri bir aktif hale getiririm. Dedim arkadaşlar gelsin de tabii ki zombiler, iskeletler falan anca geliyorlar. Ya şurayı ele geçir istersen arada. Köpeklerle maalesef kuleleri aktif hale getiremem. Yukarı çıkamadıkları için. Gelmiyorlar ya, çok acayip. Yapay zekadan enteresan hamleler. Siz mi geldiniz önce? Okey, siz gidin şuraya, oraya bir şey yapın, aktif hale getirin. Siz de şuraya aktif hale getirin. Diğerleri de gele dursun. Yani bu şehri alabilecekmiş gibi saldırdı ya. Helal olsun Karfranzı, adamımı da aldı. O konuda da helal olsun, eyvallah, ne diyeyim yani. Ok yiyor olmalarına rağmen hareketsiz kalmayı tercih ediyorlar. İlginç bir stratejik taktiksel karar mekanizması var şu an. Burada durayım ve yavaş yavaş öleyim. Nasıl taktik abi? Bence güzel ya. Madem öyle ölmek istiyorsun, sana seni aksi konuda ikna etmeye çalışacak değilim. Arkanda durmak vazifemdir. İmparatorun öfkesi böyle mi ölecekti? Ha, bir de kırılmaz bu değil mi? Şimdi ölene kadar bekleyeceğiz bir saat. Üzerine yollayabileceğim anti büyük var mı? Bunlar var. Neyse. Peki gelin bakalım. Bunlara dikebileceğim bir kule mule var mı ya? Yakınlarda bir kule de yok galiba. Bir kule noktası bakıyorum. Yok. Okey. Diğerleri kaçtı. Sadece buhar tankı kaldı. Yani buhar tankına gidip saldırsam çok güçlü. 5. seviye 1'im yani. Bunlarla bir saldırmayı deneyeceğim bakalım ya, ne olacak. Gelin şöyle bir ip gibi dizelim. Böyle ölene kadar beklemek çok uzun sürecek çünkü. Belki bir faydası olur. Sadece antibiyotikleri yollayacağım, diğerlerini yollamayacağım. Daha yarısı bile gitmedi canının. Yani belki şunları da yollayabilirim aslında, şöyle bir bakıyorum da. Bir gelsin onlar da yaklaşsın. Bizi topa tutmaya başladı vallahi, saldırı yapmaya başladı. Tutturabiliyor mu? Bu arada bu iskeletlerin... Ha, bunlar onlar değilmiş. Düz iskeletler segmonize hareket ediyordu değil mi? Bunlar değil. Ya da kalkan tuttukları biçimi böyle. Neyse.
saldırın bakalım. Şey diyordum, bir dakika bunlardan gösterebilir miyim? Şuraya bir gitmeyi deneyin bakalım. Böyle senkronize hareket ediyorlar ya, birinin kontrolünde olduğunu gösterircesine. O detayı çok seviyorum. Hep sağ sol, sağ sol. Disiplinli bir şekilde hareket ediyorlar. Böyle şuraya bir geçsinler, daha rahat gösterebilirim. Yürüyün şöyle mesela. Emir verdiğimi tahmin edemiyorum. Çok dağınık hareket etmiyorlar gördüğünüz gibi. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. O detayı seviyorum ya. Oyundaki nice güzel detaylardan bir tanesi. Peki, neyse şuraya odaklanalım biz. Okey, bu var tank yüzü misketleri ezip geçiyor. Siz de gelin bari. Anti büyük manti büyük ama arada da ciddi bir kalite farkı var sonuçta. Kim ateş ediyorsun ya? Bunların ne işi var burada? Bunları nasıl buraya gönderdim ki ben? Allah Allah. İlginç. Bunları göndereceğimi onu mu gönderdim? Okey, yapmışımdır. Yapmadım diyemem. Çok iddialı konuşamam o konuda. Yok, bunlar da bu art hakkında fazla bir şey yapamadı. Anti büyük de olmadıkları için. Tamam abi, gelme. Gerisini de kuleler halletsin artık. Zaten bir şey kalmadı. Sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 186. 156. 126. 96. 66. Nice. Elinize sağlık gençler. Gereksiz derecede uzun sürdü ama hallettik. Bu arada bir an şüpheye düştüm. Bu adam ölümsüz olanlardandı değil mi? Özel karakterlerdendi. Al kara büyüğü. Senin zafer sarhoşluğu içinde eğlendiğini söylüyorlar. Diyor ki diyarı yönetmeye daha fazla zaman ayırmak yerine zamanını geçip gitmiş savaşlara anıtlar dikerek geçiriyormuşsun. Senin bir ahmak olduğunu söylüyorlar. Vay arkadaş. Göreceğiz kim ahmak mı? Ya da tam mütevazı bir yaklaşım. Yetiştirme maliyeti 125. Yani söylentilere ya da fısıltılara göre hareket edemezsin. Öbürlenmeye, daha az gelecek seferleri planlamaya daha fazla zaman ayırmak daha akıllıca olur. Bir bakayım. Buradan göremiyorum. Ha, Valor Boy. Tamam, özel karakterlerden bir sorun yok, sorun yok. Sen gel yerine. Tabii o savaştan experience kazanmasını tercih ederdim ölmek yerine ama ne yapalım artık. Tamam, sana da ihtiyacımız kalmadı o halde. Şurada bir ordu yapıp Karl Franz'ın işini bitirmeye göndermek mantıklı bir seçenek gibi görünmekte şu an bana. Karl Franz ne durumda? Bir yerleşim yeri kaldı, bir ordusu yok. Tamam, şuradan bir yapabileceğim full orduyu bir yapayım. Nice. Ve direkt olarak üzerine yollayayım. Bunun yerine özel karakterlerden birini seçemiyorduk değil mi ya? Hepsi şu an lave edilmiş ya da yaralı durumda. Tamam, okey. Başka seferi o zaman. Sevgili Festus, topraklarından geçeceğim. Lütfen kusuruma çok bakma. Hepinizin iyiliği için. Kuş vaziyetine de gir. Hah, Midnight'miş. Tamam, önümüzdeki tur saldırma imkanı mı olur? 17 kişilik bir garnizon var. O birazcık gözümü korkutmadı değil ama şu an. Neyse. Ha dur, bunlar bana savaş açmadı. Şimdi. Şu Kıkırdak Vadisi'ni sen rica etsem benim elimden alır mısın? Seve seve alıyor. Bir sürü de anlaşma yapabiliyoruz kendisiyle. Savunma ittifakını bile kabul ediyor. Çüş. Etsem mi ya? Şuradan ne kadar para alıyorum? Çok değil. Ee,
Tamam lan, varım savunma ittifakına. İşte 700 lira istiyor ama olsun. Tamam, orman elfleriyle bundan sonra kankitoyuz. Peki, aynı şeyi sen de ister misin sevgili Verzek? Sana nereyi vermem gerektiğini hatırlamıyorum. Bir bakayım öncelikle. Sana Needling ve Woodband vermek istiyorum. Öncelikle Needling'e bakalım. Okey. Fazla para vermiyor ama okey. Needling'i al. Üstüne bir de Woodband'i satmak isterim. Savunma ittifakı. Var mıyım? Varım. Parası yok ama olsun. Tamamdır. Güzel. İki tane ya, muhteşem bir ittifak olduk şu an. Orman elfleri, vampirler ve yeşil deriller. Hayırlısı diyelim. Şuradan yavaş yavaş cüce kesmeye başlayabiliriz bence. Buraları güvenceye aldık. Şey yiyeceğiz. Ama yiyelim. Zayyat. Sen de onun yanına kadar gel. Burada bu arada suikast düzenleyen adamlar vardı. Bu sefer de bunların uzağında kaldım. Yok, adam bulamıyorum. Sen git şöyle, belki buralarda birini bulursun. Bu arada yok maalesef. Yokmuş. Sen de şöyle git bari. Belki sen de buralarda bulursun. Yok abi ya. Her yere... Normalde oynarken her yer kahraman olur. Aha, burada varmış. Tamam. Önümüzdeki tur eğer bir yere kaçmazsa orada deneyebilirim. Aşağıdaki arkadaşımız... Ya, buradaki onlar nereye gitti göremedim doğrusunu isterseniz ya. Uf. Şurayı deneyelim bakalım. Okay, yanlış yeri seçmişiz. Tamam, dur. Onu kovalamayı deneyeceğiz ama burada da bayağı bir şey var. Tamam, önümüzdeki tur herhalde bir iki kişiye suikast girişiminde bulunabileceğim gibi duruyor ya. Burası böyle. Güney Silvanya'da büyümeyi biraz arttırabiliriz. Şimdi arttırdım gitti. Kuzey Silvanya garnizon binası iyidir. Üçüncü seviyeye de çık ya. Tamam, Mut. İkinci seviye yapılabilir. Fjeldorf. Mut bir beklesin. Fjeldorf öncelikle bir garnizon binası kurmayı tercih ederim. Üstüne bir de... Büyüme binası kurayım. Tamamdır. Tamamdır. Temel binaları yapıyoruz böylece. Eğitimesini geçtik. Diplomasiye bakalım. Skyr klanı. Talsin'le savaş halinde. Talsin'le aramı bozmak istemem ya. Bir dursun o. Devam. Okey. Aha. 8 teknoloji diğer muskası aldık. Güzel. Fiyat puanı. Tamam, bir de şey de kurayım bu arada ya. Karakol da kurayım bir yerlere. Bölümü sonlandıracağım ama sonlandırmadan önce şeye bakmak istiyorum. Bir dayak yedi. Azıcık öykü lejyonu da yok. Kabul etmiyor hala. Belki kabul ediyordur. Direkt basıp böyle kampanyayı bitirebilirim diye düşündüm ama olmuyormuş. Neyse efendim, bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir beğeninizi ve hatta belki bir yorumunuzu, hatta belki de bir aboneliğinizi rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.